var. Gitti Mahmut Bey ya. Sen çoktan beri. İkizce Şenbolluk köyündeyiz. Gördüğünüz ceviz ağacına aşı yapıyoruz. Salim Bey'in topraklarında, mülki hudutları sınırlarında, güzel bir derenin akışın eşliğinde. Yardımcımız da Zafer Tozlu arkamızda, arkadaş o da aynı yerde aşı kalem yapıyor. Şu anda sizlere çok farklı bir aşı yöntemini göstereceğim. Arkadaşlar cevizde ilk önce kalem açısını göstereceğim. Kalemde dikkat etmemiz gereken şu son tomurcuğun elinizin avucun içerisinde olması gerektiği. Çünkü dışa bakması için. Büyüdüğü zaman dışa bakın. Karşısına bir tane yerleştirdik. Onu sonradan görünüşünü göstereceğim. Nasıl bir şey olduğunu. Elimizi yaraya kapmaması için yara bandını muhakkak yapıştırıyoruz. Tedbir amaçlı. Bir vuruşla şuradaki açışlarımızı yapıyoruz ilk önce. Kalemlerimizi de ilk önce bir bekletiyoruz suyun içerisinde. Bir gün, iki gün kadar kabuğunun yumuşaması gerekiyor özellikle. Bakın şu şekilde mümkün oldukça açtık. Düzgün bir şekilde. Ondan sonra tam bu açtığımızın yerine parmağımızı, baş parmağımızı üstüne basarak sağa sol bıçağımızı ittirerek aşağı doğru indiriyoruz yarı beline kadar. Ondan sonra çıkartıyoruz. Şu istikametten çekerek, bakın çekip bırakıyoruz. Bakın attı. Böyle bıçağı kartmıyoruz. Buradaki yerine zarar vermemesi için. Devam ediyoruz. Tekrar yukarıdan aşağı indiriyoruz cevizle. Getiriyoruz. Ta ki şuradaki orta çizgisi kaybolana kadar. Artık yavaş yapmaya başlıyoruz. Buradaki açının da düzgün olması gerekiyor. Çünkü buradaki gövdeye geldiğinde sıkıntı yaratmaması için. Evet. Bunu yaptıktan sonra şu kısmında şöyle bir açış yapıyoruz. Şu kısmını kaldırıyorum. Burayı şunu da söylemekten geçmeyeyim. Buraya motorlu testereyle kestiysek bıçağımızla bu yarı kenarlarını yontuyoruz. Düzgün bir şekilde. Bunu açtıktan sonra bu kalemin işlemi artık bitti. Sıra diğer yere geldi. Bakın açtık. Çok ince bir şekilde kabuk yaptık. Bunu bırakıyorum. Burada herhangi bir yerde. Bakın şimdi hiçbir yerde görmeyeceğiniz kendi yaptığım aşı yöntemiyle. Burada şu kısımdan şöylece kabuğu kaldırıyorum. Şurada bir özürü çıktı. İnşallah geçeriz orayı. Şöyle de bir ölçü alıyorum kendime göre. Şöyle biraz yana kayacağım. Burada bu özür sıkıntı yaratabilir. Bunlar önemlidir. Şu kısımda şöyle içe doğru bir alıyoruz hafiften. Şimdi ölçüyü tekrar alıyorum. Bakıyorum, evet. Şu kısım, gördüğünüz şu kısımdan itibaren şu yerde şu yonttuğum kadar şu kısmına geliyor direktmen. Bakın şuradan bir açış yapıyorum. Tekrardan. Bıçağın ucuyla da içe doğru giriyorum. İçe doğru bastırıyorum daha doğrusu. Yani bir cep yaptım buraya. Bunu yaptıktan sonra burada bakın şu kısmındaki kambiyum tabakasını kaldırıyorum. Odun kısmıyla kambiyum tabakasını çok hafif bir şekilde kaldırdım.
Zafer kardeşimiz, oradan bana tokmağı verir misin? Şurada. Şu kısımda rahat girsin diye bıçakla ilk önce çok hafiften bir açış yapıyorum. İçeriye doğru. Artık bıçağımı bırakıyorum. Tokmağı elime alıyorum. Bu kaldırdığım, bakın şuradaki kaldırdığım çok ince kısmı. O açış yaptığım yere yerleştiriyorum. Şuradan gösterebilirsin. Şu yandan. Sonra bakın tokmakla çok yavaştan vuruyorum. Tokmağı da göster, vuruş şeklini. Bakın buradaki hizaya geldiğinde tekrar bıçağımı alıyorum. Bu açtığım kısım, az bir şey daha var. Şu cep yaptığım yere elimi tutuyorum burada. Bakın yavaştan girmeye başladı içeriye. Tamam. Girerken şey yaptık. Az geri çekmemiz lazım burada. Şurada geri çekiyorum. Az daha derin açmamız lazımmış. Bıçağımıza göre bakıyorum. Ölçü bu kadar. Artık girmesi lazım. Tekrardan biraz daha sokacağız. Evet. Şu an itibariyle bakın buradan yerleştirdik. Ben şöyle alayım. Aynı uygulamasını şuradan göstereyim size. Bakın arkadaşlar, buradan yerleştirdik. İçerisine soktuk bu kısmı. Şuradan da geri çekelim. Tam gövdeye de oturtturduk. Dolayısıyla kabuk kısmı buradaki iç kısma girdi. Şuradaki iç kısma girdi. Bu kısım dışarıda kaldı. Bu kısım da içeride kaldı. Tutuver. Ondan sonra tabii şunu biz tam olarak yerleştirelim diye. Şurada bir çentik atarak açmamız lazım. Bu yerde bir sıkıntı yarattık. Bu bile şey değil, problemi. Şey alayım. Koliban. Zaten bir koliban koyayım. Şunlar amcam. Kolibantımızı alıyoruz. Aşağıdan sıkı bir şekilde çekerek buranın üzerine bu şekilde kapatıyoruz. Havayla temasını tamamen önlüyoruz. Su tut. Şuna bir tutar mısın? Evet. Evet. Tabii ki bunun aynı zamanda aleykümselam. Muhtar, hoş geldin.
Hoş bulduk diyelim. Kullandığımız su tutmada bunun tamamen kapatıyoruz. Su tut, yağmur yağmadıktan sonra, yani bir 10 dakika 15 dakika yağmur yağmadı mı kafidir. Kendisi kuruyor. Macundan daha iyi bana göre. Bakın şu arkayı da şey yapıyorum. Tamamen kapatıyorum. Şu kısmını da en sonunda şu tepe kısmını sürmeyi unutmuyoruz. Hava kapanışlarını da kapatıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz aşımız bitti. Bunu bir sene sonra çıkartacağız. Sonbaharında çıkartmış olacağız. Buradan sürgünlerini vermiş olacağız. Bu aşı yöntemi geçirmeli. Kabuk aşı yöntemi. İlk defa uyguladığım bir aşı yöntemi. Başarılı sonucunu da gördük uygulamasını. Tavsiye ediyorum. Kambiyum tabakası birçok noktasında temas etmiş oluyor cevizi. Bu arada şunu da belirtmekten geçemeyeceğim. Bakın ağlıyor. Şöyle buralardan yıldız gibi, hilal gibi cevizdeyse özellikle bundaki akan su aşının tutmasını engelliyor. Şu şekilde hilal şeklinde çizerek onu kaldırıp buradan su akışlarını sağlıyor. Yaralayarak böylesinden. Ki burada aşı yaptığımızın yerinden akmasın diye. Yoksa aşının tutma olasılığı düşüyor tamamen. Tutmamış olur. İnşallah faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum.